Sıcak Haber'in 3. ve son bölümüyle gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız sevgili seyirciler. Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin hain saldırısında 5 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı. Terörist grup bir mağarada sıkıştırıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesiyle sınır hattına gitti. Suriye'nin kuzeyinde ise saldırı hazırlığındaki 7 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle komandolar arasında çatışma çıktı. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yoğun sis, yağış ve yer yer etkili olan kum fırtınasına rağmen bölgede operasyonlara hız verildi. Araziyi tarayan komandolar bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. Teslim ol çağrısına ateşle karşılık verildi. PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için mağara çevresindeki çatışma sürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla sınır hattına gitti. Bakan Akar ve komutanlar yoğun çatışmaların sürdüğü bölgede operasyonları takip ediyor. Mehmetçik Suriye'nin kuzeyinde de operasyonlara ara vermiyor. Barış Pınarı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 7 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK-YPG son dönemde Suriye'nin kuzeyinde saldırı ve tacizlerini arttırmış durumda. Sınır ötesindeki terör tehdidi hayata geçmeyen mutabakatlar nedeniyle giderek büyüdü. Özellikle Tel Rifat ilçesi saldırıların kaynağı haline geldi. Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sinyalini verdiği yeni sınır ötesi harekatın hedefinde hangi bölge olacak? Detaylar haberde. Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakından atmaya başlıyoruz. Sınır ötesindeki terör tehdidiyle mücadele yeni harekatlarla devam edecek. Türkiye, terörün kaynağı haline gelen bölgelerde güvenliği sağlamakta kararlı. Terör örgütü PKK-YPG, Suriye iç savaşını terör alanları oluşturmak için fırsat olarak gördü. Bu durum karşısında Türkiye, sınırlarını korumaya yönelik kritik adımlar attı. Başarılı harekatlar düzenledi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatıyla terör koridoru bir kez daha parçalandı. Rusya ile yapılan mutabakata göre PKK-YPG'li teröristler Türkiye-Suriye sınırının 30 kilometre dışına çıkacak. Silahlarıyla birlikte Münbiç ve Tel Rifat'tan ayrılacaklardı. Ancak mutabakat sahaya yansımadı. Bölgedeki terör varlığı son bulmadı. Son dönemde Irak'ın kuzeyinde büyük darbe alan terör örgütü saldırılarını Suriye'nin kuzeyinde yoğunlaştırdı. Örgüt tarafından işgal edilen Tel Rifat bir terör kampı haline geldi. İlçede yapılan saldırılarda yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Terör örgütü Münbiç ve Ayn el-Arab'da da büyük bir tehdide dönüştü. PKK-YPG'li teröristler Ayn el-Arab ilçesinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine havan ve roket saldırısı düzenledi. Sınır hattındaki Köprü Batı Hudut Karakoluna düşen mermiler bir askeri şehit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri bu saldırının ardından Ayn el-Arab kırsalındaki terör hedeflerini ateş altına aldı. Cezalandırma atışlarıyla hedefler canlı yayında imha edildi. Ayn el-Arab'ın batağı attığını vuruyor. Hemen kameraman arkadaşım ekranlara getirsin. Yeni harekat yine teröristlerine yönelik olacak. Hayata geçmeyen anlaşmalar karşısında Türkiye meşru müdafaa hakkını kullanacak. Bu arada sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün verdiği Suriye'nin kuzeyine yönelik yeni operasyon sinyaline MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den destek geldi. Bahçeli, yurt içinde ve dışında terörün kökü kazınacaktır dedi.
Sayın Cumhurbaşkanımız terörle mücadelede kararlı duruşunu devam ettiriyor ve inşallah yurt içi ve yurt dışında Türkiye'yi yıllardır meşgul eden terörizmin kökünü kazıyacaktır. Ben kendisine başarılar diliyorum. Milli Savunma Bakanı'nı ve İçişleri Bakanı'nı da kutluyorum. Sağ olun. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençekilit Operasyonu'nda şehit olan askerler için başsağlığı diledi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, geçmişten ders çıkararak herkes için yeni bir Türkiye inşa etmeye çalıştıklarını söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklama var. CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençekilit Operasyonu'nda şehit düşen askerler için başsağlığı diledi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. 4 askerin de yaralandığı ifade ediliyor. İnşallah onlar da kısa süre içinde sağlıklarına kavuşurlar. Kılıçdaroğlu konuşmasında herkes için sağlıklı bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz dedi. Bunun için Atatürkçülüğün iyi anlaşılması gerektiğini söyledi. Atatürkçülük geçmişten ders çıkarıp geleceği, sağlıklı geleceği inşa etmek demektir. Bugün bizim yaptığımız da odur. Geçmişten ders çıkarıyoruz ama sağlıklı ve güzel bir geleceği herkes için inşa etmeye çalışıyoruz. İnşa edeceğimiz Türkiye'de sadece biz yaşamayacağız. Bizim gibi düşünmeyenler de özgürce yaşayacaklar. Çünkü onun hedefi oydu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun beyanları bir siyaset biçimi değil, iftira kampanyasıdır dedi. Çelik, Erdoğan'ı kimsenin nefret siyasetinin diliyle tehdit edemeyeceğini söyledi. Sert sözlerle tepki gösterdi. Vesayet arayışı olduğunu söyledi. Ömer Çelik'in gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik yaptığı açıklamalar vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ve ailesiyle ilgili yaptığı açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun beyanları bir siyaset biçimi değil, iftira kampanyasıdır. Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar bir sürü temelsiz iddia ortaya atıp belge bilgi açıklayacağım dedi. Ancak açıklamaları hiçbir siyasi netice doğurmadı. Tüm bu açıklamalar çevre kirliliğinden başka bir şey üretmemiştir. Çelik, 15 Temmuz gecesini hatırlattı. CHP liderinin devlet bürokrasisini tehdit ettiğini vurguladı. CHP yönetimi siyasete nefret yazılımı yüklemeye çalışıyor. Bu CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın hak etmediği bir durumdur. Nefret siyasetine karşı durmaya kararlıyız. Cumhurbaşkanımızı hiç kimse nefret siyasetinin diliyle tehdit edemez. Cumhurbaşkanımıza nefret siyasetiyle saldıranlara gerekli karşılığı siyaset ve hukuk temelinde vermeye devam edeceğiz. FETÖ'ye yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Ankara'da örgütün kamu ve askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir'de de Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmada yer aldığı belirlenen 60 şüpheli için operasyon başlatıldı. Bu şüphelilerden 51'i gözaltına alındı. FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle irtibat halindeydiler. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın incelemesinden kaçamadılar. Örgütün kamu yapılanmasına yönelik soruşturma derinleştirildi. Şüphelilerin örgüt üyeliğine ilişkin tanık beyanlarının ardından deliller toplandı. 21'i görevde 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 16 ilde şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasında yer alan 21 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Ankara merkezli 6 ildeki operasyonlar sürüyor. İzmir merkezli soruşturmanın hedefinde de örgütün asker içindeki yapılanması vardı. FETÖ mensuplarıyla sabit hatlar üzerinden irtibat kuranlar tespit edildi. 29'u muvazzaf, 37 askerle 23 eski askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi. Askerler arasında 1 yarbay, 3 binbaşı, 8 de üsteğmen vardı. 60 şüphelinin yakalanması için İzmir merkezli 27 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 51 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi. Balıkesir'de de FETÖ içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 13 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 10 ildeki baskınlarda 8 şüpheli yakalandı. Operasyonların bir diğer adresi ise Konya oldu.
örgütün TSK yapılanmasında görev yaptığı belirlenen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ'lı canlı bomba yapılan operasyonla yakalandı. Yurtta birçok ilde de terör örgütü DEAŞ'a yönelik peş peşe operasyonlar düzenlendi ve 24 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. İstihbarat ve terörle mücadele birimleri eylem hazırlığındaki bir canlı bombanın adresini belirledi. Küçükçekmece ilçesindeki adrese baskın yapıldı. Yabancı uyruklu zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonla bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 12. canlı bomba eylemi de engellenmiş oldu. Yurt içinde de DEAŞ'a yönelik operasyonlar vardı. Yozgat'ta Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Polis belirlenen adreslere şafak vakti baskın yaptı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda Yozgat merkezde 9, Sorgun ilçesinde de 1 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. Kocaeli merkezli Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ise örgüt üyesi oldukları belirlenen yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı. Zanlılar sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonlarda ikisi yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı. Ankara'da da DEAŞ terör örgütü adına maddi yardım toplama ve eleman kazanma çalışmaları yürüttükleri belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı. Sevgili seyirciler, 4 bakanlık fahiş kira fiyatları ile ilgili ortak çalışma için düğmeye bastı. Konuya ilişkin toplantı da kısa bir süre önce başladı. Biz de şimdi bu toplantıya ilişkin detayları almak üzere bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Muhabirimiz Yiğitcan Karatepe karşımızda olacak. Yiğitcan, bu 4 bakanlığın bir araya geldiği toplantıyla ilgili detayları merak ediyoruz. Hangi çözüm önerileri masada, dinleyelim senden. Son zamanların en çok tepki çeken konularının başında yer alıyordu fahiş fiyat artışları. İşte 4 bakanlıkta bu konunun çözümü için bugün ilk kez bir araya gelecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'ndan yetkililer Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'ndaki toplantıda buluştu. Toplantı içinde bulunduğumuz dakikalar itibariyle başladı. Özellikle bir yol haritasının oluşturulması amaçlanıyor bu ilk toplantıda ve bundan sonrasında da devam eden toplantıların gerçekleşeceğini belirtelim. Kaldı ki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da geride bıraktığımız günler içerisinde özellikle fahiş kira artışlarına yönelik düzenlemelerin yapılacağının sinyallerini de vermişti. İşte o sinyallerin ardından da bugün bir toplantı, bakanlar düzeyinde bir toplantı gerçekleştiriliyor ve devam eden günlerde de özellikle fahiş fiyat artışlarının engellenmesine yönelik ve bu fiyat artış gerçekleştiren kişilere yönelik hangi müeyyideler ele alınabilir? İşte bu soruların cevaplarına yönelik de toplantıda görüşler bildirilecek. Bununla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de konuyla alakalı ilgililerin de yine bu toplantıda hazır olduğunu da belirtelim. Onlar da toplantıya katılacaklar. Yani aslında 4 bakanlığın katıldığı ve 5 yönlü olan bir toplantı gerçekleştiriliyor. Şu an Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda toplantının ilerleyen saatlerde de devam ederek özellikle yol haritasının başlangıcı konusunda bir adım atılması bekleniyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, üye ülkeler arasında ticareti arttırmanın önemine değindi. Hedefimiz 140 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak dedi. Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin teşkilata gözlemci üye olması için gayretlerini sürdürdüklerini söyledi. Önce kendi aramızdaki, üye ülkeler aramızdaki refah farklılıklarını ortadan kaldırmamız lazım. Bunun yolu da kendi aramızdaki alışverişi, ticareti, refahı güçlendirmemizden geçiyor. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul'da İbni Haldun Üniversitesi öğrencilerine seslendi. Gençlere teşkilat çatısında yürütülen çalışmaları anlattı, Türk dünyasında karşılıklı yatırım ve ticaret fırsatlarını artırmanın önemine değindi. 700 milyar dolarlık bir ticaret hacmi içerisinde 16 milyar dolarlık bir
üye ülkelerin kendi arasındaki alışverişi. Orta vadede hedefimiz bu ticaretten ülkelerin kendi aralarındaki payını 140 milyar dolara yükseltmek olmalıdır ve bu bizim orta vadeli hedefimizdir. Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru haklarının gasp edildiğini de söyledi. Temennimiz bu durumun son bulmasıdır dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yıllarca uluslararası anlamda uğradığı kısıtlamalar, ambargolar ve izolasyona karşı işbirliği teşkilatında olduğu gibi Türk Devletleri Teşkilatı'nda da en azından gözlemci olarak yerini almasını hedefliyoruz. Bu yönde gayretlerimizi sürdürüyoruz. İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan da etkinliğe katılan bir diğer isimdi. Dünyanın merkezinin batıdan doğuya doğru hareket ettiğine şahit oluyoruz. Bu transformasyon döneminde Türk Devletler Teşkilatı'nın önünde çok daha büyük imkanlar, çok daha büyük fırsatlar olduğunu görüyoruz. Sanayinin liderleri açıklandı. Makine, kimya ve gıda sektörleri kapasite artışında öne çıktı. İstanbul, İzmir ve Kocaeli üretim kapasitesinin en çok arttığı iller oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, altyapı, üst yapı, teknoloji ve insana yapılan yatırımlarla ülkemizi bugünlere hazırladık dedi. Hepimizi heyecanlandıran bu tablo sanayimizin 2021 yılında üretim ve ihracatta kırdığı rekorları da bir teyidi konumunda. 90 binden fazla üreticinin kapasiteleri incelendi. 4 bin sanayi ürünü tek tek analiz edildi. Kapasite artışında öne çıkan iller ve sektörler belirlendi. Sanayinin liderleri çalışmasının sonuçlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank paylaştı. Altyapıya, üst yapıya, teknolojiye ve insana yaptığımız yatırımlarla ülkemizi bugünlere hazırladık. Sanayicilerimiz de bu vizyona güvenerek yatırım yapmaya ve ülkemizde üretim yapmaya devam ettiler. 2021 yılında bir önceki yıla göre 4000 üründen %62'sinde yani 2463 üründe üretim kapasitesi arttı. Kapasite artışı en çok makine ekipman, kimya ve gıda ürünleri imalatı sektörlerinde oldu. Çalışmada İstanbul 1809 ürünün her birinde sahip olduğu üretim kapasitesiyle öne çıkıyor. İstanbul tekstil, hazır giyim, deri, kimya, plastik, bilgisayar başta olmak üzere birçok sektörde ilk sırada. Mega kenti 1028 ürünle İzmir, 772 ürünle de Kocaeli takip ediyor. İzmir gıda, tütün ve rafine edilmiş petrol sektörlerinde öne çıktı. Kocaeli ise ana metal sanayi ve motorlu kara taşıtlarından imalatında ilk sırada yer alıyor. Ankara, Bursa ve Konya'da sıralamada yer alan diğer iller oldu. İslam İşbirliği Teşkilatı ticareti geliştirmek için önemli projelere imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda 1 Temmuz'da tercihli ticaret sistemine geçilecek. Böylece üye ülkeler arasında ticaret hacmi arttırılacak. Ülkeler arasında işbirlikleri gelişecek, ticaretin artmasına katkı sağlayacak. İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasında hayata geçirilecek olan tercihli ticaret sisteminde sona gelindi. 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle sisteme taraf ülkelerin yükümlülüklerini tamamlamasıyla birlikte bu sistemi işler hale getirmiş olacağız. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin 38. İzleme Komitesi toplantısı yapıldı. Toplantıda İSEDAK'ın verdiği finansal destekler de ele alındı. 2021 yılında 18 projenin finanse edildiğini ve 2022 yılı içerisinde uygulanmak üzere 17 projenin seçildiği İSEDAK COVID müdahale programı kapsamında da 2021'de 8 proje finanse edildi. 2022 yılında ise 7 projeye daha finansal destek sağlamış olacağız. Destek verilen ülkelerden biri de Kudüs. Kudüs programı çerçevesinde turizm, kültür ve kapasite geliştirme alanlarında 5 somut proje uygulanmaya devam ediyor. Kudüs'ün ekonomik refahının artırılmasına yönelik katkılar da sağlanacak. Havalı
Havalar ısındı, seralardaki ürünler olgunlaştı. Hasat edilen meyve ve sebzenin piyasaya arz edilmesiyle Antalya'daki hallerde ürün bolluğu yaşanmaya başladı. İşte bu sayede düşüş eğilimine giren fiyatların en kısa sürede pazar ve marketlere de yansıması bekleniyor. Ukrayna'daki savaş, akaryakıt fiyatlarının yüksekliği ve küresel boyuttaki ekonomik sorunlar bu yıl sebze ve meyvede fiyatların yüksek seyretmesine sebep oldu. Patlıcanın kilosu 35, kabağın 25, biberin 40, salatalığın 20, domatesin 25 liraya kadar çıktı. Neyse ki o günler geride kaldı. Antalya'da havaların ısınması meyve ve sebze üretimine olumlu yansıdı. Örtü altındaki ürünler yeterli olgunluğa ulaşarak hasat edildi. Bu durum sayesinde fiyatlar da düşme eğilimine girdi. Bu sene havalarımız biraz daha geç ısındığı için fiyatlarımız biraz daha geç düştü. Şu an itibariyle patlıcanımız halimizde 5 TL'ye gidiyor. Salatalık 1,5 TL seviyesinde. Kavak 2 lira 3 lira TL arasında. Çarlı biberimiz 3 TL'ye satılmakta. Sivri biberimiz 4 TL'ye satılmakta. Geçtiğimiz aylardaki iç ve dış piyasanın yüksek talebi üreticiyi memnun etti. Çiftçimiz bu sene para kazandı. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çiftçilerin açımızdan bu sene Antalya olarak mağduriyet yoktur. Bugünlerdeki fiyatların düşüş eğilimi tüketiciyi de sevindirecek. Tüketicilerimiz de şu anda gayet ucuza sebze meyve yiyebileceklerdir. Bu da dengeyi sağlamıştır. Önümüzdeki günlerde biraz daha alt fiyatların düşmesini bekliyoruz. Bu da devamlı olumlu olarak tüketiciye yansıyacaktır. Antalya'da bulunan toptancı hallerindeki düşük fiyatların en kısa sürede büyük şehirlerdeki pazar ve market tezgahlarına yansıması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesinde Filistin'in yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Filistin'e giden Çavuşoğlu mevkidaşı Riyad Maliki ile Türkiye-Filistin Ortak Komitesi ikinci toplantısına katıldı. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı temasların ardından 9 anlaşma imzalandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'e gerçekleştirdiği ziyarette önce mevkidaşı Riyad El Maliki ile bir araya geldi. İki bakan daha sonra Türkiye-Filistin Ortak Komitesi ikinci toplantısına katıldı. Toplantının ardından iki ülke arasında işbirliğini geliştirecek 9 anlaşmaya imza atıldı. Çavuşoğlu, Türkiye'de tüm kesimlerin Filistin meselesine hassasiyetinin yüksek olduğunu söyledi. Türkiye, Filistin'in davasını savunmada en önde olmuştur. Ve mecliste en son yine bu konuda bilgi verirken gördüm ki partiler üstü bir mesele. Bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesinde Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çavuşoğlu bu yıl Nekbe'nin 74. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak Filistin'de iki devletli çözüm vizyonunun diri tutulması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu yarın İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştireceğini de belirtti. Filistin davasına verilen desteğin süreceğini vurguladı. İsrail'le ilişkilerimizdeki normalleşme sürecinde Filistin yönetimiyle eşgüdümü sürdürüyoruz. Filistin davasına desteğimiz İsrail'le ilişkilerimizin seyrinden tamamen bağımsızdır. Ama şunu da söylemek isterim. Filistin politikamızın değişmesi mümkün değildir. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la da görüşecek. İsrail güçleri bir kez daha Filistinlilere müdahale etti. Batı Şeria'nın El Halil kentinde Harem-i İbrahim Camisi'nin kutsallığına yönelik ihlallere tepki gösteren gruba karşı göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullanıldı. İki Filistinli çocuk da gözaltına alındı. Filistinliler Batı Şeria'nın El Halil şehrindeki Harem-i İbrahim Camii'nin tarihi dokusunu ve özelliklerini değiştirmeyi hedefleyen uygulamalara tepki göstermek için yürüyüş düzenledi. İsrail güçleri Filistinlilere müdahale etti. Yahudi yerleşimcilere asansör yapmak için camideki merdivenin yıkılmasına karşı çıkan göstericiler Harem-i İbrahim Camii'ne girmeye çalıştı. İsrail askerleri onlarca Filistinliyi caminin demir ve elektronik kapılarını kapatarak engelledi. Göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullanıldı. İsrail askerleri iki Filistinli çocuğu da gözaltına aldı.
Filistin Vakıflar Bakanı da İsrail'in UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alan Harem-i İbrahim Camii'ndeki asansör inşası çalışmalarını kınadı. Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bir mektup gönderdi. Bakanlık açıklamasında mektup El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi başta olmak üzere işgal devletinin halkımıza karşı işlediği suçlarla ilgili olarak gönderildi ifadesini kullandı. Mahkemeden soruşturmaların hızlandırılması, suçlu ve katillerin uluslararası adalete teslim edilmesi için bu mektubun dikkate alınmasının istendiği ifade edildi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 3 ay geride kaldı. Rus saldırıların hedefinde olan yerlerden biri de Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Kharkiv. Saldırıların devam ettiği kentte artık yalnızca bombardıman ve siren sesleri yankılanıyor. TRT Haber muhabiri Merve Güneş ve kameraman Hakan Demir'in hayalet kente dönen Kharkiv'den izlenimleri geliyor ekranlara. Boş sokaklar, kapatılan dükkanlar ve sessizliğin hakim olduğu bir özgürlük meydanı. Burası haftalardır saldırıların hedefinde olan Ukrayna'nın doğusundaki Kharkiv şehri. Gelişmiş sanayisi, kültürel etkinlikleri ve kalabalık nüfusuyla ön plana çıkan bir kenti Kharkiv. Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Kharkiv'de Rus saldırılarının ardından sessizliğe büründü. Binlerce sivil tahliye olurken birçok yapı da kullanılamaz hale geldi. Artık sınır hattında yoğunlaşan saldırılar, yüz binlerce sivilin tahliye olmasına neden oldu. İnsanlar bombalardan kaçtı. Rus sınırından uzak, saldırılardan uzak yerlere giden ya da Polonya'ya giden binlerce kardeşimiz, çocuklarımız, kadınlarımız var. İnsanlarımız uzun süre metro istasyonlarında yaşadı. Mecburduk. Bir buçuk milyonu aşan nüfusuyla ön plana çıkan kentte artık yalnızca bombardıman ve siren sesleri yankılanıyor. Bu acil durum alarmı ama korkmuyorum. Saldırılar önceki duruma göre şu an merkezden biraz daha uzakta. İnsanların çoğu tepki veriyor ama ben alıştım. Günlük hayatımı biraz değiştirdim ama alıştım, korkmuyorum. Savaş öncesi döneme geri döneceğimizi düşünüyorum. Sanayi sektörünün ileri seviyede olduğu kenti birçok tesis saldırıların hedefinde yer aldı. Yapıların %30'u harabeye döndü. Rusya'nın topçu atışlarından dolayı insanlar güvende olmak için uzaklaştılar. Ama biliyorum ki Rus topçu atışları kesilip Rusları evine gönderdikten sonra burası da güvenli olacak. Herkes geri dönecek. Her şey değişecek. Saldırılara alıştım bir şekilde. İhtiyaçlarımız var, alışkanlıklarımız var. Ama bu saldırıların hepsi sona erecek. İnanıyorum. Rus güçlerinin Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti olan Kharkiv'e yönelik saldırıları 24 Şubat tarihinden bu yana devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı uluslararası toplumun ana gündem maddesi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Rusya'yı küresel gıda güvenliğini tehdit etmekle suçladı. AB ve Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın Avrupa ülkelerine enerji akışını kesmesini kınarken Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu NATO'nun genişlemesini eleştirdi. Global Cooperation. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Davos zirvesinde konuştu. Rusya'yı enerji kaynaklarını ve gıda güvenliğini küresel silah olarak kullanmakla suçladı. Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da Kremlin ordusu tahıl depolarına el koyuyor. Rus savaş gemileri Karadeniz'de buğday ve ayçiçeği tohumu dolu Ukrayna gemilerini ablukaya alıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Rusya'nın saldırganlığına karşı koymanın tüm küresel topluluk için bir görev olduğunu söyledi. Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna'ya askeri destek için 500 milyon avroluk ek yardımda bulunmak üzere uzlaştı. Bununla birlikte Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya askeri yardımı 2 milyar avroya ulaştı. Avrupa Birliği Komisyonu ile ABD ortak bir açıklama yaparak Rusya'nın enerjiyle şantaj yapmasını kınadı. Avrupa'nın elektrik ve gaz akışının kesilmesi haksız ve kabul edilemez olarak nitelendirildi.
Japonya, Hindistan, Avustralya ve ABD liderleri dörtlü güvenlik diyaloğu toplantısı için Tokyo'da bir araya geldi. Rusya ve Çin'e doğrudan atıfta bulunulmayan ortak açıklamada statükonun zorla değiştirilmesine yönelik girişimlere karşı uyarıda bulunuldu. Zirve esnasında Çin ve Rus savaş uçaklarının bölgede devri uçuşu yaptıkları açıklandı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun hedefinde ise NATO ve ABD vardı. NATO'nun Rusya sınırlarına yaklaştığını ve muharebe potansiyelini önemli ölçüde artırdığını söyleyen Shoigu, ABD'nin mevcut uluslararası güvenlik mimarisini tamamen ortadan kaldırmak için bir rota belirlediğini öne sürdü. Sevgili seyirciler, Zengezur koridoru açılıyor. Azerbaycan-Ermenistan koridorun açılması konusunda anlaştı. Nahçıvan'ı Ermenistan üzerinden Azerbaycan'a bağlayacak koridorun açılmasının bölge için pek çok siyasi ve ekonomik sonucu olacak. Zengezur koridoru, Ermenistan içinde kalan Azerbaycan toprağı Nahçıvan'ı ana vatana bağlamayı hedefleyen geçiş. Azerbaycan-Ermenistan arasında 2. Karabağ Savaşı'nın 10 Kasım 2020'de sona ermesinin ardından sağlanan mutabakatın önemli maddelerinden biriydi. Ancak mutabakatın üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine karşın ilerleme sağlanamamıştı. Sonunda Bakü'nün ısrarları sonuç verdi. Erivan yönetimiyle hem demir hem de karayolu inşası da dahil olmak üzere Zengezur koridorunun açılması için anlaşma sağlandı. Peki koridorun açılması Türkiye ve Azerbaycan'a ne gibi avantajlar sağlayacak? Çok az bir kısmı. Türkiye'den artık hemen dəliz vasitəsilə məhsulları daha Orta Asiya ve aynı zamanda diğer Asiya ülkelerine alternatif olarak ixraz etmə imkanları olsun. Aynı zamanda tabii ki Azerbaycan iş adamları için Naxçıvan bazarına ve aynı zamanda Türkiye bazarına, Türkiye vasitəsilə Avropa bazarına çıxış baxımından çok önemli bir dəhlizdir. Tarihi İpek Yolu üzerindeki koridor, Gürcistan üzerinden sağlanan ulaşım hattına alternatif olacak, mesafe kısalacak. Karabağ'da yapımı devam eden otoyol ve demir yollarıyla Anadolu ile Bakü Limanı arasında doğrudan bağlantı sağlanacak, ticari bakımdan lojistik ve nakliyat girdileri azalacak. Koridor Ermenistan'la Rusya arasında da yeni bir bağlantı hattı kuracak. Zengezur koridorunun açılması güçlü bir Avrasya ekonomik havzasının oluşturulmasına fırsat sağlayacak. Maymun çiçeği virüsünün görüldüğü ülke sayısı artıyor. Slovenya ve Çekya'da da ilk vakalar kaydedildi. Almanya önlem olarak 40 bin doz aşı siparişi verdi. Fransız yetkililer de temaslılara aşı yapılmasını tavsiye etti. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre virüsün yayılımı olağan dışı ancak kontrol edilebilir seviyede. Maymun çiçeği virüsü vakaları artıştı. Dünya Sağlık Örgütü dünya genelinde çoğunluğu Avrupa ülkelerinde olmak üzere 130'dan fazla vaka görüldüğünü açıkladı. 106 kişinin ise benzer belirtiler taşıdığı bildirildi. Son olarak Slovenya ve Çekya'da da ilk vakalar kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü'nden virüsün yayılımı olağan dışı ancak şu aşamada kontrol edilebilir seviyede açıklaması geldi. Açıklamada virüsün deri teması dışında başka bir yolla bulaşıp bulaşmadığı bilinmiyor denildi. Almanya, virüsün yayılımının salgına dönüşme ihtimaline karşı önlem alındığını duyurdu. Maymun çiçeği virüsüne karşı yüksek oranda etkili olduğu açıklanan çiçek aşısından 40 bin doz sipariş verildiği belirtildi. Belçika hastalara 21 günlük zorunlu karantina uygulaması getirirken Almanya karantinayı tavsiye seviyesinde tuttu. Fransız yetkililer ise temaslı olanlara çiçek aşısı yapılmasını önerdi. Virüs ilk olarak 1858 yılında çiçek hastalığına benzer semptomlar gösteren bir maymun üzerinde yapılan araştırmayla ortaya çıktı. Bugüne kadar çoğunlukla Afrika ülkelerinde tropikal yağmur ormanlarının yakınında görüldü. 7 Mayıs'tan bu yana ise Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde vakaların ortaya çıkmasıyla yeniden gündeme geldi. Maske özellikle aşı öncesinde koronavirüse karşı tüm dünyada en önemli tedbir. Maske kullanımı 8 Eylül 2021'de tüm alanlarda zorunlu hale geldi. 2 yıl boyunca hayatımızın olmazsa olmazlarından biriydi. Bilim kurulu tavsiyesiyle önce açık sonra kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sevgili seyirciler, son olarak vaka sayısının 3 gün üst üste 1000'in altında olması durumunda toplu taşımada da maske zorunluluğunun kalkacağını açıkladı.
Koronavirüste mücadelede mesafe ve hijyenle birlikte 3 temel kuraldan biri oldu. Maske, aşının henüz bulunmadığı dönemde koronavirüse karşı kalkan görevi gördü. 11 Mart 2020'de Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından önce isteğe bağlı kullanıldı maske. Bilim kurulu tavsiyesiyle Nisan 2020 itibariyle il bazında kalabalık ortamlarda zorunlu hale getirildi. Virüsün etkisini arttırmasıyla birlikte 8 Eylül 2020'de tüm alanlarda zorunlu oldu. Türkiye 2 yıl boyunca maskesiz bir gün bile geçirmedi. Sıkı tedbirler, etkin aşılama ve virüsün etkisinin kırılmasıyla birlikte kısıtlamalar bir bir kaldırılmaya başlandı. 2 Mart 2022'de toplanan bilim kurulu tavsiyesiyle açık alanda maske zorunluluğu sona erdi, kapalı alanda maske kullanımı içinse yeni bir uygulama başlatıldı. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak artık şart değil. 26 Nisan 2022'de Bilim Kurulu koronavirüs gündemiyle son kez toplandı. Vaka sayılarındaki dikkat çekici düşüşle okullar ve iş yerleri dahil kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı. Maskenin sadece toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında kullanılacağı açıklandı. Günlük vaka sayısı 22 Mayıs 2022'de uzun bir sürenin ardından ilk kez 1000'in altına indi. 3 gün üst üste bu istikrar sağlanırsa toplu taşıma araçlarında da maske zorunluluğunun kaldırılacağı duyuruldu. Maskesiz günlere tamamen dönüş için gözler şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da. Sevgili seyirciler, İstanbul'dan bir yangın haberiyle devam edeceğiz. Sıcak bir gelişme ve sıcağı sıcağına kaydedilen görüntüleri de ekranlarınıza paylaşalım, ekranlarınıza aktaralım bilgiler eşliğinde. Adres Sultanbeyli sevgili seyirciler. İstanbul Sultanbeyli'de gördüğünüz noktada bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor ancak yerleşim yerlerine ve hatta bir çocuk parkına yakın bir noktada konumlandığını fabrikanın görebiliyoruz. Bu noktada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi hala devam ediyor. Yangına müdahale ediliyor. Sevgili seyirciler, kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Fakat bu noktadan yükselen dumanların İstanbul'un farklı uzak noktalarından da siyah dumanların görüldüğünü söylemek mümkün. Bir mobilya fabrikası, dolayısıyla yanması, tutuşması kolay malzemelerin olduğunu söylemek mümkün. Yangına müdahale devam ediyor. Ekipler hemen bölgeye sevk edildi. Yangının farklı noktalara sıçramaması için ekipler bu noktadaki çalışmalarını sürdürüyor. Dediğimiz gibi hem yerleşim yerlerine yakın hem de bir çocuk parkına yakın olduğunu görüyoruz fabrikanın. Ekipler müdahale ediyor yangını söndürmek için. O noktadan yeni bilgiler geldiğinde sizlerle paylaşacağız biz de elbette. Efendim, Ken'i yine can aldı. Yozgat'ta Kırım Kongo kanamalı ateşi tedavisi gören bir kişi hayatını kaybetti. Havalar ısındı, Ken'i vakalarında artış görülmeye başlandı. Yozgat'ta Ken'i ısırması sonucu bir kişi daha hayatını kaybetti. Sorgun ilçesinde bir kişi halsizlik, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. 39 yaşındaki kadına Kırım Kongo kanamalı ateşi teşhisi konuldu. Hasta kadın tedavi altına alındı. Ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kentte bu yıl 506 kişi kene ısırması şikayetiyle hastaneye başvurmuş, 12 kişi de Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı tespit edilmişti. Geçen yıl ise 8 kişinin keneden hayatını kaybettiği bildirilmişti. Sosyal medya üzerinden yapılan tavsiyeler ya da satılan ilaçlarla diyet yapmak ne kadar sağlıklı? Uzmanlardan bu konuda önemli bir uyarı geldi. Bilinçsizce yapılan diyetler metabolizmayı bozabiliyor. Kullanılan ilaçlar kalp krizine kadar pek çok sağlık problemine yol açabiliyor. Peki sağlıklı bir diyet nasıl yapılmalı? Yanıt haberde. Bazen işte çok hevesleniyorum kilolu olduğum için. Yapayım diyorum, alayım, içeyim. Çok takip ediyorum öyle şeyleri ben. Kimi diyet programı öneriyor, kimi kilo verdirir diye ilaç ya da çay satıyor. Zayıflamak için sosyal medya hesaplarından alınan ilaçlar, bilinçsizce uygulanan diyetler sağlığı tehdit ediyor. Bunların hepsi sahtekarlık, başka bir şey değil. Yani para tuzağı.
Ben gitmem de yani. Yaz yaklaşırken zayıflamak isteyenlerin bir kısmı çareyi internette arıyor. Fakat karşılarına çıkanların çoğu fırsatçılar oluyor. Sosyal medyadan paylaşım yapan bu kişilerin çoğu gerçek diyetisyen değil. Haliyle önerdikleri diyet programları da, satmaya çalıştıkları sözde zayıflama ilaçları da sağlığı ciddi şekilde tehlikeye sokabilir. Hızlı kilo, 21 günlük diyet gibi, bir haftalık diyet gibi. Yani evet, onlar yazıyor. Kişinin sağlık analizi ortaya çıkarılmadan yapılan diyetler metabolizmayı bozuyor, hastalıklara davetiye çıkarıyor. Diyabet gibi, insülin direnci gibi hastalıklara yatkınlığın arttığı bilinmektedir. Zayıflatma iddiasıyla satılan ilaçlarsa diyetten daha tehlikeli. Ani kalp krizini tetikleyerek ölümlere sebep olduğunu biliyoruz. Karaciğer fonksiyonlarını bozduğunu, böbrek fonksiyonlarına zarar verdiğini bu ilaçların ya da çayların söyleyebiliriz. Bana yaklaşık 200-250 TL gibi bir fiyata bir çeşit hap önerdi. Bu hap yüzünden özellikle kalp krizi geçiren, insülin tedavisi gören birçok hasta olduğunu okudum. Sağlıklı kilo vermek isteyenlerin yapması gereken uzman bir diyetisyene başvurmak. Kişisel gelişim tavsiyeleri gerçekten motive edici mi, yoksa tam tersine depresyona mı sürüklüyor? Günümüzde sıklıkla paylaşılan bu tür öneriler uzmanlara göre iyi analiz edilmeli. Çünkü sonuçsuz kalan kişisel gelişim çabaları kaygıya neden oluyor. 30 yaşına kadar 3 ülke gezmiş ol. İşin seni mutsuz ediyorsa söylenme, harekete geç. En az 2 dil öğren. Bunlar popüler kişisel gelişim tavsiyelerinden birkaçı. Son yıllarda seminerler, konferanslar, kitaplar, videolarla kişisel gelişim tavsiyeleri her yerde karşımıza çıkıyor. Peki bu standart tavsiyeler bizler için ne kadar uygun, ne kadarı gerçekçi? Toplumda maalesef çoğu gelişim kitabı diyeceğim, çeviri. Ve kültürel adaptasyonu yapılmış değil. Farklı kültürler için belirlenmiş standartları kendi kültürümüz için kişisel gelişim standardı olarak almış oluyoruz böyle bir durumda. Daha çok seminerlere gidiyorum. Hani insanları dinlemeyi daha çok seviyorum. Hatta daha geçen gün birinin seminerine gitmiştim. Bazı tavsiyeler kişiyi motive etmek yerine olumsuz etkileyebiliyor. Sonuçsuz kalan çabalar kaygıya yol açıyor. Motive etmek için önerdiğimiz bir şey belli bir yerden sonra onu demotive etmeye başlayabilir. Uzmanlar bireylerin kendi standartlarında ve hayalleri doğrultusunda yol izlemesini öneriyor. İstanbul'da bir belediye otobüsü şoförü 2 ay arayla direksiyon başında saldırıya uğradı. Daha önce aracı taşlanan şoför bu kez de bıçaklandı. Ya abi çıkma. 2 ay önce kullandığı araç taşlanmıştı. Şimdi de bıçaklı saldırıya uğradı. 2 ay önce benim arabamı taşladılar. 2 ay sonra gene bu olay başıma geldi. Kestiler. İstanbul'da belediye otobüsü şoförü olarak çalışan Tarık Akçam üst üste saldırı şoku yaşadı. Alo! Arabayı darp ediyorlar. Arabanın yolunu kestiler. YTT şoförüyüm. Sopalarla şimdi camlara vuruyorlar. İddiaya göre Tarık Akçam, Esenyurt'ta yol verme kavgasına tutuştuğu motosiklet sürücüsü tarafından bıçaklandı. Dedi ki beni sıkıştırıyorsun. Ben dedim kardeşim ben seni sıkıştırmıyorum. Senin geçmeni bekliyorum. Evet. O arada bir küfür falan etti bana. Ondan sonra camdan bir vurmaya çalıştı. Motoruna koştu. Oradan bir bıçak kaptı geldi. Elinden yaralanan şoför tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul Beyoğlu'nda İngiliz turist 4 gaspçının bıçaklı saldırısına uğradı. Cep telefonunu vermemek için direnince tam 7 yerinden bıçaklandı. Saldırganlar güven timlerince kısa sürede yakalandı. Cep telefonunu vermek istemeyince defalarca bıçaklandı. İngiliz turisti gasp eden 4 kişi yakalandı. Olay cumartesi sabaha karşı İstanbul Taksim'de yaşandı. 4 gaspçı İstiklal Caddesi'nde yürüyen Alistair Gray'i takip ediyordu. İçlerinden biri turiste yaklaşıp elindeki telefonunu almak istedi.
İngiliz turist telefonunu vermemek için direndi fakat gaspçılar Gray'e bıçakla saldırdı. 7 yerinden yaralanan turistin yardımına çevredekiler koştu. Ambulansla hastaneye kaldırıldı, tedavisi sürüyor. Güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenen 4 şüpheli, İstiklal Caddesi üzerinde bir başka kapkaç olayını karıştıkları sırada suçüstü yakalandı. Kasten yaralama ve gasp suçlarından tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'da hırsızlar kafeteryada oturan müşterinin para dolu çantasını çalıp kaçtı. O anlar kameraya yansıdı. Yakalanan iki şüpheliden birinin 54, diğerinin 55 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. İki hırsız çocukları suça alet etti. Kafeteryadaki müşterinin çantasını böyle çaldı. İki kadın ve beraberindeki iki çocuk İstanbul Avcılar'daki kafeteryaya müşteri gibi girdi. Kadınlardan biri telefonla konuşan müşterinin dikkatini başka yöne çekti. Bu sırada yanındaki çocuk 3500 doların olduğu çantayı alıp ceketiyle gizledi. Hırsızlar hiçbir şey olmamış gibi kafeteryadan çıktı. Çantasının çalındığını fark eden müşteri ise hemen polisi aradı. Kamera kayıtları incelendi. İki hırsız kısa sürede yakalandı. Birinin 54, diğerinin 55 suç kaydı olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Efendim, aynı gün içinde farklı şehirlerde motosiklet kazaları yaşandı. Bursa'da hatalı şerit değiştiren minibüs bir motosiklete çarptı. Yerde sürüklenen motosiklet sürücüsü refüje çarparak durabildi. Antalya'da da otomobile temas eden motosiklet refüje çıktı. İstanbul'da ise ters yönden gelen motosikletli kuryeli otomobil kafa kafaya çarpıştı. Minibüs motosiklete, yerde sürüklenen motosiklet sürücüsü de refüje çarptı. Korkunç kaza bir otomobilin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Bursa Yıldırım'da Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Hatalı şekilde şerit değiştiren minibüs şoförünün neden olduğu kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Antalya'da da benzer bir kaza yaşandı. Manavgat'ta seyir halindeki motosiklet aynı istikamette giden otomobille temas etti. Dengesini kaybeden sürücü yolda sürüklenerek refüje çıktı. Başındaki kask sayesinde hafif yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bir diğer motosiklet kazasının adresi ise İstanbul Sarıyer'di. Motokurye siparişi yetiştirmek üzere aracıyla yola çıktı. Bir süre sonra caddeye tersten girdi. Seyir halindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle havalanan kurye otomobilin camına düşerek yere savruldu. Hastaneye kaldırılan kuryenin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kocaeli Darıca'da da motosikletle kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu yıl ilk kez kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel mutfak tanıtımları sürüyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın yöresel ve tescilli lezzetleri için düzenlenen etkinlikler hem göze hem de damaklara hitap ediyor. Ciğer kebabından burma kadayıfını, duvaklı pilavdan cimilli tatlısını. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nda Diyarbakır lezzetleri tanıtıldı. Yılın her iki ayında bir çeşit müftüne yapabiliyoruz. Diyarbakır'ımız da bu anlamda Allah'a şükür gerçekten, hani hep söylüyoruz, çok muhteşem bir gastronomiye sahip. Coğrafi işaret aldığımız yemeklerimizi, ürünlerimizi çoğaltmaya devam edeceğiz, yeniden ekleyeceğiz. İki, bu coğrafi işaret aldığımız ürünlerimizi uluslar arasında da tescillememiz lazım. Tescilli lezzetler davetlilere de ikram edildi.
Diyarbakır'ın damaklara hitap eden birçok lezzeti bulunuyor. Bunlardan biri olan pençekoş pilavı, kuzu ciğeri ve pilavın iç yağına sarılmasıyla hazırlanıyor. Diyarbakır mutfağının en önemli özelliklerinden biri de ürün israfının az olması. Salatalığı bile soyup onu kurutup kışın kurutulmuş salatalık meftunesine çeviriyorlar. Bayat ekmeği atmayıp onu pekmezle, tereyağıyla kavurup üzerine ceviz döküp yine tatlı olarak sofralarımıza getirmişler. Şanlıurfa'da da birbirinden lezzetli 150 çeşit yöresel yemek tanıtıldı. Zaten yemek hemen 5 dakikada da tüketildi çünkü neden? Yemeğin çok güzel ve lezzetli olmasından dolayı. Efendim burada 3 çeşit köftemiz yapılıyor. Mercimekli, yumurtalı ve çiğ köfte. İşte görüyorsunuz sadece bir köftenin 3 türü de yok. Çok daha çeşitli türleri var. Köklü geçmişe sahip tescilli lezzetler misafirlerden tam not aldı. Geçmişi Urartu Devleti'ne kadar uzanan Van'ın Gürpınar ilçesindeki Hoşap Kalesi, Doğu'nun şatosu olarak nitelendiriliyor. Van-Hakkari Karayolu üzerindeki kale günümüzde de tüm ihtişamını koruyor. Tarihi kale, konumu ve mimarisi itibariyle fotoğraf meraklılarının da ilgi odağı. Urartular döneminde inşa edildi. Zamanla bir bölümü yıkıldı. Osmanlı döneminde restore edildi. Burası Hoşap Kalesi. Namı diğer Doğu'nun şatosu. Benzerini yapamasın diye mimarının elinin kesildiği rivayet edilen tarihi Hoşap Kalesi, Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Hoşap mahallesinde. Türkiye-İran arasındaki yol üzerinde bulunduğundan geçmişte stratejik açıdan büyük öneme sahipti. Osmanlı Devleti zamanında Mahmudi Beylerinin yaptırdığı haliyle günümüze kadar ulaştı. Kale ismini tatlı su anlamına gelen Hoşap suyundan alıyor. Üç tarafı surlarla çevrili kalenin içinde iki cami, üç hamam, çeşmeler ve yeraltı zindanları bulunuyor. Anadolu tarihinin tanığı olan Hoşap Kalesi günümüzde de tüm ihtişamıyla dimdik ayakta. Fotoğraf tutkunları Van'ı karış karış gezerken Hoşap Kalesi'ni ziyaret etmeyi de unutmadı. Bir yandan kalenin fotoğrafını çekerken bir yandan da kadim Anadolu tarihini öğrendi. Van Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Van Fotoğraf Maratonu'na katılanlar kaleye hayran kaldı. Burasına Kartal Yuvası diyorlarmış eskiden. Çok da güzel bir konumda, çok beğendim. Geziyorum, gezerek öğreniyorum, çok keyif alıyorum. Hoşap Kalesi'nin orijinal demir kapı kanatları aradan yıllar geçmesine rağmen hala işlevini sürdürüyor. Efendim bu görüntülerle sıcak haberin sonuna geliyoruz. Hemen hatırlatalım. Kısa bir ara saat başında ana haber bülteninde Sermin Baysal Ata karşınızda olacak. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Efendim merhaba. Günün önemli gelişmeleriyle ana haber bültenimizde karşınızdayız. Maalesef şehitlerimiz var. Irak'ın kuzeyinde Pençekilit Operasyonu bölgesinde sayın seyirciler. Teröristlerin hain saldırısında 5 asker şehit oldu. 2 asker yaralandı. Terörist grup bir mağarada sıkıştırıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da komuta kademesiyle bu olayın hemen ardından sınır hattına gitti. Suriye'nin kuzeyinde ise saldırı hazırlığındaki 7 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle komandolar arasında çatışma çıktı. Pençekilit Operasyonu bölgesinde 5 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yoğun sis, yağış ve yer yer etkili olan kum fırtınasına rağmen bölgede operasyonlara hız verildi. Araziyi tarayan komandolar bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. Teslim ol çağrısına ateşle karşılık verildi. PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için mağara çevresindeki çatışma sürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla sınır hattına gitti. Bakan Akar ve komutanlar yoğun çatışmaların sürdüğü bölgede operasyonları takip ediyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Altun, kahraman şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum dedi. Mehmetçik Suriye'nin kuzeyinde de operasyonlara ara vermiyor.
Barış Pınarı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 7 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DAEŞ'li canlı bomba yapılan operasyonda yakalandı. Yurtta birçok ilde de terör örgütü DAEŞ'e yönelik peş peşe operasyonlar düzenlendi. 24 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti DAEŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. İstihbarat ve terörle mücadele birimleri eylem hazırlığındaki bir canlı bombanın adresini belirledi. Küçükçekmece ilçesindeki adrese baskın yapıldı. Yabancı uyruklu zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonla bu yıl DAEŞ'ın yapmayı planladığı 12. canlı bomba eylemi de engellenmiş oldu. Yurt içinde de DAEŞ'e yönelik operasyonlar vardı. Yozgat'ta Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Polis belirlenen adreslere şafak vakti baskın yaptı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda Yozgat merkezde 9, Sorgun ilçesinde de 1 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. Kocaeli merkezli Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ise örgüt üyesi oldukları belirlenen yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı. Zanlılar sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonlarda ikisi yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı. Ankara'da da DAEŞ terör örgütü adına maddi yardım toplama ve eleman kazanma çalışmaları yürüttükleri belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı. FETÖ'ye yönelik operasyonlar da aralıksız devam ediyor. Ankara'da örgütün kamu ve askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir'de de Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmada yer aldığı belirlenen 60 şüpheli için operasyon başlatıldı ve bu şüphelilerden 51'i gözaltına alındı. FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle irtibat halindeydiler. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın incelemesinden kaçamadılar. Örgütün kamu yapılanmasına yönelik soruşturma derinleştirildi. Şüphelilerin örgüt üyeliğine ilişkin tanık beyanlarının ardından deliller toplandı. 21'i görevde 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 16 ilde şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasında yer alan 21 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Ankara merkezli 6 ildeki operasyonlar sürüyor. İzmir merkezli soruşturmanın hedefinde de örgütün asker içindeki yapılanması vardı. FETÖ mensuplarıyla sabit hatlar üzerinden irtibat kuranlar tespit edildi. 29'u muvazzaf, 37 askerli, 23 eski askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi. Askerler arasında 1 yarbay, 3 binbaşı, 8 de üsteğmen vardı. 60 şüphelinin yakalanması için İzmir merkezli 27 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 51 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi. Balıkesir'de de FETÖ içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 13 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 10 ildeki baskınlarda 8 şüpheli yakalandı. Operasyonların bir diğer adresi ise Konya oldu. Örgütün TSK yapılanmasında görev yaptığı belirlenen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Konut kiralarındaki fahiş artışlar nedeniyle vatandaşlar kiralık ev bulmakta zorlanırken fahiş zam talepleriyle de karşılaşıyor. Yaşanan sorunun çözümü için ilgili bakanlıklar harekete geçti. Efendim, son günlerde hem Türkiye'nin hem dünyanın gündeminde olan o önemli konu. Biliyorsunuz İsveç ve Finlandiya uzun yıllar bağlantısızlardı. Ama Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından NATO'ya üyelik başvurusu yaptılar. Yani bu güvenlik çatısı altında yer almak için adım attılar. Ama Türkiye'nin başından beri teröre destek veren ülkeler bir güvenlik örgütü olan NATO'da yer alamazlar. Buna evet diyemeyiz. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna yönelik net açıklamaları vardı. Türkiye'nin pozisyonu bu anlamda net. NATO'ya üyelik başvurusu yapan bu iki ülke İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında da bir yandan görüşme trafiği devam ediyor. İki ülkenin teknik heyetleri yarın Ankara'da temaslarda bulunacak. Görüşmelerde terör örgütü PKK-YPG ve FETÖ'nün bu ülkelerdeki varlığının sonlandırılması ele alınacak ve Türkiye'ye yönelik savunma sanayi alanındaki yaptırımların kaldırılması da görüşülecek. İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine bakışı, teröristlerin iadesi ve savunma sanayi alanındaki ambargolar.
NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasındaki görüşme trafiği yoğun bir gündemle başlıyor. Bizim NATO'nun genişlemesi konusundaki yaklaşımımız bağnazlıktan veya düşmanlıktan değil, terörle mücadele konusundaki ilkeli tutumumuzdan kaynaklanıyor. Çarşamba günü yapılacak heyetler arası görüşmeleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yapacak. Türkiye heyetinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın yanı sıra diplomatlar, istihbaratçılar ve askerler de yer alacak. Heyette İsveç adına Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oskar Stenström, Finlandiya'yı temsilen Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara ile hukukçular, istihbaratçılar ve danışmanlar bulunacak. Bu ülkelerin terör örgütlerine fiili ve siyasi destek vermekle Türkiye'den NATO üyeliğine evet demesini beklemek arasında bir tercih yapmaları, bunun da somut emarelerini ortaya koymaları gerektiğini söyledi. Türkiye görüşmelerde YPG'nin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğunu delilleriyle birlikte sunacak. Bu iki örgütün ayrı olduğu argümanı kabul edilmeyecek. Terör örgütü PKK-YPG'nin yanı sıra FETÖ'ye bağlı vakıf ve derneklerin kapatılması istenecek. Talipte bulunulan teröristlerin iadesinin gerçekleşmesi istenecek. Sokaklarda terör örgütü bayraklarıyla gösteri yapılmasının ifade özgürlüğü olarak nitelendirilemeyeceği belirtilecek. Savunma sanayi alanındaki ambargoların kaldırılması istenecek. Ankara'daki bu görüşme önümüzdeki süreçte yürütülecek görüşme trafiğinin ilk adımı olacak. Taraflar arasında bir uzlaşı sağlanana kadar devam edilecek. Bu değişimi gördüğümüzde Türkiye olarak üzerimize düşenleri yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Efendim, İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliğine, Türkiye'nin itirazına NATO Genel Sekreterinden destek geldi. Jens Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi çağrısında da bulundu. Unutmamalıyız ki hiçbir NATO müttefiki terör saldırılarından Türkiye'den daha fazla zarar görmemiştir. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Türkiye'ye bu sözlerle destek geldi. Stoltenberg, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda bir kez daha çözüm mesajı verdi. İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliği için terör örgütlerine destek konusunda Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi çağrısında bulundu. Başka hiçbir müttefiğe ev sahipliği yapmamıştır. Bu yüzden oturup ileriye doğru bir yol bulmalıyız. Bunu yapacağımızdan eminim. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımlarının kolektif güvenliği artıracağını belirten Stoltenberg, bunun Avrupa Birliği NATO bağını da kuvvetlendireceğini söyledi. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın teröre desteğine ilişkin endişeleri Washington'ın da gündeminde. ABD Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'nin endişelerini doğrudan çözebileceklerinden emin olduğunu ifade etti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, iki İskandinav ülkesinin 28 Haziran'da Madrid'de düzenlenecek NATO zirvesine katılacaklarını söyledi. Efendim, bugün grup toplantısında MHP liderinin de gündemindeydi bu konu ve Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bilhassa İsveç, bölücü terörün Kuzey Avrupa'daki kuluçkası ve kumanda odasıdır dedi. MHP lideri Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Kıbrıs çıkışını da sert sözlerle eleştirdi. İsveç ve Finlandiya'nın bölücü terör örgütüyle yakın ve dostane irtibatları saklanamaz düzeydedir. Bilhassa İsveç, bölücü terörün Kuzey Avrupa'daki kundağı, kuluçkası ve kumanda odasıdır. İkinci, Kandil Dağı İsveç'tedir. İki ülkenin terör örgütüne destek verdiğine işaret etti. NATO üyeliklerine karşı çıkan Türkiye'ye yönelik baskılara tepki gösterdi. Hiç kimse Türkiye'yi tehdit etmeye yeltenmesin. Terör örgütü PKK-YPG'yi İsveç ve Finlandiya üzerinden NATO'ya fiili ortak yapmaya asla teşebbüs etmesin. MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Haklı endişelerini dikkate almayanlara karşı Türkiye'nin alternatifi olduğunu söyledi. NATO'yla var olmadık, NATO'suz da yok olmayız. İhtiyaç hasıl olursa, gelişmeler başka bir seçenek bırakmazsa,
Türkiye'nin, Türk dünyasının ve 57 İslam ülkesinin de içine katılacağı yeni bir güvenlik teşkilatının kurulması mümkündür. Bahçeli'nin hedefinde Türkiye karşıtı sözleri Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda ayakta alkışlanan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis de vardı. Mavi Vatan haritasını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile görüşmesinde gündeme getirip Türkiye'yi aklınca şikayet eden Mitsotakis dedeleri gibi sinsidir, namerttir. Grup toplantısının ardından MHP liderine Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de soruldu. Sayın Cumhurbaşkanımız terörle mücadelede kararlı duruşunu devam ettiriyor ve inşallah yurt içi ve yurt dışında Türkiye'yi yıllardır meşgul eden terörizmin kökünü kazıyacaktır. Efendim bir süredir ekranlarınıza da geliyor. Terörle mücadele kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan az önce bir açıklama geldi sosyal medya hesabından. İşte açıklama bu. Başkomutanım tekmil veriyorum diyor Süleyman Soylu. Amanoslar temiz. Bugün Amanos dağlarında kahraman jandarma özel harekat biri yeşil biri gri kategoride iki teröristin hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman'a temizliği tamamladı. Kahraman şehitlerimiz kanınız yerde kalmadı, kalmayacak diyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Bugün biliyorsunuz sevgili izleyiciler 5 askerimiz şehit olmuştu. Bültenimizin başında aktardık. 2 askerimiz de yaralanmıştı. İşte az önce Süleyman Soylu İçişleri Bakanı bu sosyal medya hesabından bu mesajı paylaştı. Ekranlarınıza da yansıyor. Başkomutanım tekmil veriyorum. Amanoslar temiz. Bugün Amanos Dağları'nda kahraman jandarma özel harekat biri yeşil, biri gri kategoride iki teröristin hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman'a temizliği tamamladı diyor. Ve işte bugünkü şehitlerimize de gönderme yaparak kahraman şehitlerimiz kanınız yerde kalmadı, kalmayacak diye mesajını tamamlıyor Süleyman Soylu. Efendim Yüksek İstişare Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da yapıldı. Kurul üyeleri Türkiye'nin göç yönetimini ve sığınmacıların durumunu ele aldı. Erdoğan toplantıda yabancı düşmanlığına asla izin vermeyeceğiz mesajı verdi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu 5,5 aylık bir aranın ardından Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantı 3 saat sürdü. Detayları İletişim Başkanlığı paylaştı. Toplantının ana gündemi Türkiye'nin göç yönetimi ve sığınmacı konusuydu. Bu nedenle toplantıya kurul üyesi olmamasına rağmen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Bakan Soylu kurul üyelerine bir sunum yaptı. Toplantıda göç yönetimi konusundaki mevcut düzenlemeler ve uygulamalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Suriyelilerin ülkelerine gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerini sağlayacak gelişmelere dair görüşler dile getirildi. Siyasetteki sığınmacı tartışması da konuşuldu Yüksek İstişare Kurulu toplantısında. Yabancı düşmanlığı üzerinden siyasi rant ve provokasyon yürütülmesinin önüne geçecek adımlar değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda Türkiye'nin tarih boyunca topraklarına sığınan hiçbir mazluma ve mağdura sırtını dönmediğini söyledi. Ülkelerine dönüş yapan Suriyelilerin sayısının 500 bini geçtiğine dikkat çekti. Türkiye'nin tesis ettiği güvenli bölgelerde uluslararası finansmanla inşa edilecek yeni yerleşim yerleriyle çok daha fazla sayıda Suriyelinin evlerine dönüşünün temin edileceğini belirtti. Medeniyetimiz ve inancımızda yeri olmayan yabancı düşmanlığına asla izin vermeyeceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler için başsağlığı diledi. Partisinin grup toplantısında konuştu Kılıçdaroğlu, geçmişten ders çıkararak herkes için yeni bir Türkiye inşa etmeye çalıştıklarını söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklama var. CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerler için başsağlığı diledi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. 4 askerin de yaralandığı ifade ediliyor. İnşallah onlar da kısa süre içinde sağlıklarına kavuşurlar. Kılıçdaroğlu konuşmasında herkes için sağlıklı bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz dedi. Bunun için Atatürkçülüğün iyi anlaşılması gerektiğini söyledi. Atatürkçülük geçmişten ders çıkarıp geleceği, sağlıklı geleceği inşa etmek demektir. Bugün bizim yaptığımız da odur.
geçmişten ders çıkarıyoruz ama sağlıklı ve güzel bir geleceği herkes için inşa etmeye çalışıyoruz. İnşa edeceğimiz Türkiye'de sadece biz yaşamayacağız. Bizim gibi düşünmeyenler de özgürce yaşayacaklar. Çünkü onun hedefi oydu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun beyanları bir siyaset biçimi değil, iftira kampanyasıdır, dedi. Çelik, Erdoğan'ı kimsenin nefret siyasetinin diliyle tehdit edemeyeceğini söyledi. Sert sözlerle tepki gösterdi, vesayet arayışı olduğunu söyledi. Ömer Çelik'in gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik yaptığı açıklamalar vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ve ailesiyle ilgili yaptığı açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun beyanları bir siyaset biçimi değil, iftira kampanyasıdır. Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar bir sürü temelsiz iddia ortaya atıp belge bilgi açıklayacağım dedi. Ancak açıklamaları hiçbir siyasi netice doğurmadı. Tüm bu açıklamalar çevre kirliliğinden başka bir şey üretmemiştir. Çelik, 15 Temmuz gecesini hatırlattı. CHP liderinin devlet bürokrasisine tehdit ettiğini vurguladı. CHP yönetimi siyasete nefret yazılımı yüklemeye çalışıyor. Bu CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın hak etmediği bir durumdur. Nefret siyasetine karşı durmaya kararlıyız. Cumhurbaşkanımızı hiç kimse nefret siyasetinin diliyle tehdit edemez. Cumhurbaşkanımıza nefret siyasetiyle saldıranlara gerekli karşılığı siyaset ve hukuk temelinde vermeye devam edeceğiz. Efendim, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çok önemli ve kritik ziyaretiyle devam ediyoruz. Filistin'e gitti Çavuşoğlu ve bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesinde Filistin'in yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mevkidaşı Riyad Maliki ile Türkiye-Filistin Ortak Komitesi ikinci toplantısına katıldı. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların da ele alındığı temasların ardından 9 anlaşma imzalandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'e gerçekleştirdiği ziyarette önce mevkidaşı Riyad El Maliki ile bir araya geldi. İki bakan daha sonra Türkiye-Filistin Ortak Komitesi ikinci toplantısına katıldı. Toplantının ardından iki ülke arasında işbirliğini geliştirecek 9 anlaşmaya imza atıldı. Çavuşoğlu, Türkiye'de tüm kesimlerin Filistin meselesine hassasiyetinin yüksek olduğunu söyledi. Türkiye, Filistin davasını savunmada en önde olmuştur. Ve mecliste en son yine bu konuda bilgi verirken gördüm ki partiler üstü bir mesele. Bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesinde Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çavuşoğlu, bu yıl Nekbe'nin 74. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Filistin'de iki devletli çözüm vizyonunun diri tutulması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, yarın İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştireceğini de belirtti. Filistin davasına verilen desteğin süreceğini vurguladı. İsrail'le ilişkilerimizdeki normalleşme sürecinde Filistin yönetimiyle eşgüdümü sürdürüyoruz. Filistin davasına desteğimiz, İsrail'le ilişkilerimizin seyrinden tamamen bağımsızdır. Ama şunu da söylemek isterim. Filistin politikamızın değişmesi mümkün değildir. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la da görüşecek. Efendim, ekonomi başlığındaki gelişmelerle, önemli haberlerle devam edelim. Konut kiralarındaki fahiş artışlar son haftalarda, son aylarda özellikle gündemde. Bu konu hükümetin de yakın takibinde. Konuya ilişkin toplantı 4 bakanın katılımıyla başladı. Toplantıya hangi bakanlar katılıyor? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ katılıyor. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla Ticaret Bakanlığı'ndan yetkililer de toplantıda hazır bulundu. Saat 19'da başladı sevgili izleyiciler toplantı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ilgililer de yine bu toplantıya katılıyor. Toplantıda son günlerde konut fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş ve buna ilişkin atılabilecek adımlar değerlendiriliyor.
Bir başka önemli başlık gıda fiyatları ve gıda arz güvenliği bu hafta detaylı bir şekilde ele alınıyor. Gıda komitesi bu iki gündem maddesiyle toplanacak. Gıda enflasyonuyla mücadeleye yönelik alınacak tedbirler değerlendirilecek. Tarımsal üretimin arttırılması ve gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesine ilişkin planlamalar da masada olacak. Enflasyonla mücadele her alanda devam ediyor. Gıda sektöründe de önemli adımlar atılıyor. Bu kapsamda bu hafta Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplanacak. Gıda komitesinin en önemli başlığı gıda fiyatları olacak. Gıda enflasyonunun nasıl önlenebileceği değerlendirilecek. Birçok üründe hem fiyat açıklaması noktasında hem de kota koyulması noktasında bir üretim tercihinin ortaya çıkması özellikle gıda fiyatlarında ortaya çıkan dalgalanmalar açısından önemli bir fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Anlık ürün takibine yönelik dijital takip sisteminin detaylarının da toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor. Gıda fiyatlarıyla ilgili yani tarladan çatala kadar yani sofraya kadar gelen süreç içerisinde ciddi bir fiyat farkı var. Bu sistemle birlikte bir nebze de olsa bu sağlanabilir. Ama bunun için çok daha kapsamlı bir denetim mekanizmasının mutlaka ve mutlaka Türkiye'de devreye girmesi gerekiyor. Masada yer alacak bir diğer başlıksa gıda arz güvenliği. Çiftçiye çok ciddi anlamda destek vermemiz gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda tarım sektöründe yeniden bir yapılanmaya gidip kapsamlı bir tarım politikasını mutlaka ortaya koymamız gerekiyor. Gıdada kalıcı arz eksikliğine karşı yeni teşviklerin de Gıda Komitesi'nin gündeminde olması bekleniyor. İzmir'de otomobillerin arasından yolun karşısına geçmeye çalışan iki çocuk tramvay yoluna girdi. Çocuklardan biri yaklaşan araçtan kaçabildi ama diğeri başaramadı. Efendim maske gerçekten uzun zaman hayatımızın en önemli parçalarından biri oldu. Yani dışarı çıkarken işte gömleğimizi giyer gibi, montumuzu giyer gibi maskemizi de alıp çıkmak durumundaydık. Hep böyle yaşadık uzun zaman. Özellikle aşı öncesinde koronavirüse karşı tüm dünyada en önemli tedbirdi bildiğiniz gibi. Maske kullanımı 8 Eylül 2020'de tüm alanlarda zorunlu hale geldi. Ve 2 yıl boyunca az önce söyledik hayatımızın olmazsa olmazlarından biriydi. Şimdi bilim kurulu tavsiyesiyle önce açık sonra kapalı alanlarda maske zorunluluğu bildiğiniz gibi kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısının 3 gün üst üste 1000'in altında olması durumunda toplu taşımada da maske zorunluluğunun kalkacağını açıkladı. Pazar günü ilk defa 1000'in altına düştü. Yine pazartesi de aynı şekilde. Dolayısıyla bugün gözler biraz daha dikkatli olarak bugünkü koronavirüs tablosunda olacak. Koronavirüste mücadelede mesafe ve hijyenle birlikte 3 temel kuraldan biri oldu. Maske, aşının henüz bulunmadığı dönemde koronavirüse karşı kalkan görevi gördü. 11 Mart 2020'de Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından önce isteğe bağlı kullanıldı maske. Bilim kurulu tavsiyesiyle Nisan 2020 itibariyle il bazında kalabalık ortamlarda zorunlu hale getirildi. Virüsün etkisini arttırmasıyla birlikte 8 Eylül 2020'de tüm alanlarda zorunlu oldu. Türkiye 2 yıl boyunca maskesiz bir gün bile geçirmedi. Sıkı tedbirler, etkin aşılama ve virüsün etkisinin kırılmasıyla birlikte kısıtlamalar bir bir kaldırılmaya başlandı. 2 Mart 2022'de toplanan bilim kurulu tavsiyesiyle açık alanda maske zorunluluğu sona erdi, kapalı alanda maske kullanımı içinse yeni bir uygulama başlatıldı. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak artık şart değil. 26 Nisan 2022'de Bilim Kurulu koronavirüs gündemiyle son kez toplandı. Vaka sayılarındaki dikkat çekici düşüşle okullar ve iş yerleri dahil kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı. Maskenin sadece toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında kullanılacağı açıklandı. Günlük vaka sayısı 22 Mayıs 2022'de uzun bir sürenin ardından ilk kez 1000'in altına indi. 3 gün üst üste bu istikrar sağlanırsa toplu taşıma araçlarında da maske zorunluluğunun kaldırılacağı duyuruldu. Maskesiz günlere tamamen dönüş için gözler şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da.
Şimdi bundan sonra işte koronavirüsle uzun zamandır, 2 yılı aşkın süredir mücadele ediyor tüm dünya. Bir endemiye dönüşecek mi, ne olacak? Merakla bekliyoruz, takip ediyoruz ama önlemleri tabii ki yine de tamamen bertaraf etmemek gerekiyor. Şimdi koronavirüsten bahsediyoruz, uzun zamandır gündemimizde dedik ama son zamanlarda bir de bildiğiniz gibi maymun çiçeği virüsü çıktı. Ve bu virüsün görüldüğü ülke sayısı artıyor. Slovenya ve Çekya'da da ilk vakalar kaydedildi. Almanya önlem olarak 40 bin doz aşı siparişi verdi. Fransız yetkililer de temaslılara aşı yapılmasını tavsiye etti. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre virüsün yayılımı olağan dışı ancak kontrol edilebilir seviyede. Maymun çiçeği virüsü vakaları artıştı. Dünya Sağlık Örgütü dünya genelinde çoğunluğu Avrupa ülkelerinde olmak üzere 130'dan fazla vaka görüldüğünü açıkladı. 106 kişinin ise benzer belirtiler taşıdığı bildirildi. Son olarak Slovenya ve Çekya'da da ilk vakalar kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü'nden virüsün yayılımı olağan dışı ancak şu aşamada kontrol edilebilir seviyede açıklaması geldi. Açıklamada virüsün deri teması dışında başka bir yolla bulaşıp bulaşmadığı bilinmiyor denildi. Almanya, virüsün yayılımının salgına dönüşme ihtimaline karşı önlem alındığını duyurdu. Maymun çiçeği virüsüne karşı yüksek oranda etkili olduğu açıklanan çiçek aşısından 40 bin doz sipariş verildiği belirtildi. Belçika, hastalara 21 günlük zorunlu karantina uygulaması getirirken Almanya karantinayı tavsiye seviyesinde tuttu. Fransız yetkililer ise temasta olanlara çiçek aşısı yapılmasını önerdi. Virüs ilk olarak 1858 yılında çiçek hastalığına benzer semptomlar gösteren bir maymun üzerinde yapılan araştırmayla ortaya çıktı. Bugüne kadar çoğunlukla Afrika ülkelerinde tropikal yağmur ormanlarının yakınında görüldü. 7 Mayıs'tan bu yana ise Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde vakaların ortaya çıkmasıyla yeniden gündeme geldi. Efendim maalesef yine üzücü bir haber, kazalar. Aşırı hız ve dikkatsizlik yine kazalara yol açtı. Kayseri, Bolu ve Ordu'da meydana gelen kazalarda 9 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Hızla makas attı. Sağ şeritte ilerleyen asfalt yüklü kamyona çarptı. Kayseri İncesu'da meydana gelen kazada otomobil hurdaya döndü. Kazanın ardından aracın içindekileri çıkarmak için ekipler seferber oldu. Ancak 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çıkarılan bir kişi de hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan bir kişinin tedavisi ise sürüyor. Bu kazada Bolu'da yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, dinlenme tesisinde park halindeki 2 tıra çarptı. Aracın bir kısmı tırın altında kaldı. Otomobilde sıkışan 4 kişi ekipler tarafından çıkarıldı. Tüm müdahalelere rağmen 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan bir kişi de hastaneye kaldırıldı. Ordu'daysa Kumru-Korgan karayolunda hafif ticari araçla karşı yönden gelen kamyona çarpıştı. Araçta 21 yaşındaki Bedir Şahan Aşık'la 52 yaşındaki annesi Nurten Aşık da vardı. Hastaneye gitmek için yola çıkan anne ve oğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Ordu'daki bir başka kazada Gölköy ilçesinde meydana geldi. Yolcu taşıyan bir minibüs kontrolden çıktı. Fındık bahçesine yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı. Muğla Marmaris'te ise kamyonet sürücüsü başka araca çarpmamak için direksiyon kırınca benzinliğe girdi. Kamyonet park halindeki araca çarptı. Sevgili izleyiciler, burası İzmir. Otomobillerin arasından bakın çıkıp birdenbire tramvayın önüne atlayan 2 çocuk. Ah, çok çok kötü gerçekten. Tramvay yoluna girdi bu 2 çocuk. Çocuklardan biri yaklaşan araçtan kaçabildi ama diğeri maalesef başaramadı ve şu anda ağır yaralı. Hareket halindeki tramvayı fark etmedi. Çocuğun ağır yaralanmasına yol açan o kaza bir aracın kamerasınca işte böyle kaydedildi. İzmir'in Konak ilçesinde trafiğin yoğun olduğu bu yolda
iki çocuk karşıdan karşıya geçmek istedi. Otomobillerin arasından koşarak tramvay yoluna girdiler. Yaklaşan tramvay çocuklardan birine çarptı. Diğer çocuksa son anda kurtuldu. Çocuğun yardımına çevredeki sürücüler koştu. Hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki kız çocuğunun hayati tehlikesi bulunuyor. Antalya'nın Serik ilçesinde iki arkadaş arasında tartışma çıktı önce ama bu tartışma maalesef bitmedi. Silahlı kavgaya döndü. Okul önünde yaşandı arbede ve bu sırada outfit'inden çıkan saçmalar 11 yaşındaki günahsız bir çocuğu yaraladı. Antalya Serik'te öğrenci ve velilerinde bulunduğu sokak arasında kavga eden iki kişiden biri av tüfeğiyle ateş etti. Tartıştığı kişiyi belinden ve kolundan yaraladı. Tüfekten çıkan saçmalardan biri o sırada annesiyle okula giden çocuğa isabet etti. Beraber şurada zaten. Ha. Çocuğumla beraber böyle yan yana. O kaçan kız koşarken böyle camıza doğru gelince sıktı. Kime sıktı yani belli o mi? O kaçan vatandaşa sıktı arkadaşı. Biz tam yürüyorduk. Abi yanımızdan geçince sanırım korkmuş. Yanımızdan geçince abiye sıkarken benim saçma bir tane çenime geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olan yerinden kaçan şüpheli polisler tarafından yakalandı. Kullandığı av tüfeği de bir evin bahçesinde bulundu. Efendim İstanbul Beyoğlu'nda İngiliz bir turist 4 gaspçının bıçaklı saldırısına uğradı. Cep telefonunu vermemek için direnince bakar mısınız? 7 yerinden bıçaklandı. Ve saldırganlar güvenlik timlerince neyse ki kısa sürede yakalandı. Cep telefonunu vermek istemeyince defalarca bıçaklandı. İngiliz turisti gasp eden 4 kişi yakalandı. Olay cumartesi sabaha karşı İstanbul Taksim'de yaşandı. 4 gaspçı İstiklal Caddesi'nde yürüyen Alistair Gray'i takip ediyordu. İçlerinden biri turiste yaklaşıp elindeki telefonunu almak istedi. İngiliz turist telefonunu vermemek için direndi fakat gaspçılar Gray'e bıçakla saldırdı. 7 yerinden yaralanan turistin yardımına çevredekiler koştu. Ambulansla hastaneye kaldırıldı, tedavisi sürüyor. Güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenen 4 şüpheli, İstiklal Caddesi üzerinde bir başka kapkaç olayına karıştıkları sırada suçüstü yakalandı. Kasten yaralama ve gasp suçlarından tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sevgili izleyiciler hatırlayacaksınız İstanbul Kadıköy'de muayenehanesinde bıçaklanarak öldürülen bir diş hekimi vardı. İşte o diş hekiminin katil zanlısı yakalandı. Ve polis saldırganın kimliğini belirlemek için saatlerce didik didik izledi bütün güvenlik kamerası görüntülerini. Ve şüpheli cinayet sonrası binadan hızla uzaklaştığı anlara ilişkin görüntülerden teşhis edildi. Diş hekimi Şeyma Biran muayenehanesinde öldürüldü. Cinayeti araştıran ekipler katil zanlısına 3 gün sonra ulaştı. Şeyma Biran 64 yaşındaydı. Cumartesi günü İstanbul Kadıköy'deki muayenehanesindeyken bıçaklı saldırıya uğradı. Polis kaçan katilin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarına ait saatlerce görüntü titizlikle incelendi. Olay günü yüzünü gizlemeye çalışıp binadan koşarak uzaklaşan şüphelinin kimliği belirlendi. Katil zanlısı operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde Şeyma Biran'ın tedavi için 11 bin lira istediğini ve bu sırada kendisini kaybettiğini, bu nedenle olayı hatırlamadığını söyledi. Olayla ilgili suç delillerini gizlediği öne sürülen bir kişi daha gözaltına alındı. İki zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde hırsızlar kuyumcu dükkanını soymak istedi. Ama hiç ummadıkları bir direnişle karşılaşınca hem dayak yediler hem elleri boş döndüler.
TRT'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Yayın Birliği Medya Zirvesi sona erdi. İki gün süren zirvede kamu yayıncılığının geleceği, yeni eğilimler ve medyada dijitalleşmenin faydaları tartışıldı. 41 ülkeden 200'e yakın üst düzey yayın yöneticisi TRT'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Yayın Birliği Medya Zirvesi'nde buluştu. İki gün boyunca başta kamu yayıncılarının geleceği pek çok konu ele alındı. Pandemi nedeniyle 2 yıldır çevrimiçi olarak gerçekleştirilen zirve bu yıl İstanbul'da yüz yüze yapıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden yayıncılar birbirleriyle tecrübelerini paylaştı. 9 dijital platformu. Zirvenin açılış konuşmasını yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, terörizme karşı güçlü bir işbirliği çağrısında bulundu. Bu bağlamda küresel terörizme karşı en güçlü mücadeleyi veren Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak terörizmin kaynağı ve hedefi neresi olursa olsun hep birlikte buna karşı koyma noktasında buradan güçlü bir işbirliği çağrısında bulunuyoruz. Zirvede konuşan EBU Genel Direktörü Noel Curran'sa TRT'ye teşekkürlerini iletti. I wanna thank TRT. Bir arada olmak bizim için çok değerli. Bu vesileyle TRT ile işbirliğimizin de artmasını umuyoruz. TRT World'un deneyimli spikeri Maria Ramos'un sunuculuğunu yaptığı zirvede Google TV İçerik İşbirlikleri Başkanı Teodora Ivanova, Uluslararası İşletme Girişim Uzmanı Oliver Van Duren, Barcelona Navarra Üniversitesi IESE İşletme Fakültesi profesörlerinden Alejandro Lago gibi isimler konuşmacılar arasında yer aldı. Panelin son oturumunda konuşan EBU Medya Geliştirme ve Genç İzleyiciler Bölüm Başkanı Madiana Aseraf, organizasyonun başarısına vurgu yaptı, TRT'ye teşekkür etti. Sizi hep beraber bir arada görmek çok güzel bir deneyimdi. Umarım bu 2 gün önümüzdeki yıl yapılacak zirve için ilham olmuştur. TRT standardı çok yükseğe çıkardı. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. TRT has put the standards really, really high. Avrupa'da kamu yayıncılarını bir araya getirme amacıyla kurulan Avrupa Yayın Birliği, dünyadaki kamu yayıncıları birliklerinin en önemlilerinden biri olarak nitelendiriliyor. Efendim, Rusya-Ukrayna Savaşı ile devam edelim. 90. güne gelmiş durumdayız. 3 ayı bitirdik. Ukrayna'nın doğusu ve güneyi Rusya'nın saldırıları altında. Moskova yönetimi Donbas'ta Amerikan silahlarına ait mühimmatın bulunduğu bir depoyu vurduklarını duyurdu. Luhansk'taki çatışmalarda 4 kişi hayatını kaybetti. Rusya-Ukrayna savaşında 3 ay geride kaldı. Çatışmalar Donbas bölgesinde yoğunlaştı. Moskova yönetimi bölgede Amerikan yapımı top mermilerinin bulunduğu bir deponun vurulduğunu açıkladı. Luhansk'ta da şiddetli çatışmalar var. Saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirdi. Bir petrol rafinerisinin vurulduğu belirtildi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, kentin tamamen ayrılıkçıların kontrolüne geçmek üzere olduğunu öne sürdü. Ukraynalı yetkililere göre yaklaşık 15 bin sivil hala Donbas bölgesinde. Çatışma alanından ayrılmaları mümkün görünmüyor. Kiev yönetimi Belarus'un Ukrayna sınırına 50 kilometre uzaklıktaki Brest bölgesini İskender füze sistemleri konuşlandırdığını bildirdi. Bunun hava saldırısı tehdidini artırdığına işaret edildi. Mariupol'de yaşanan dram her geçen gün daha da netleşiyor. Yıkılan alanlarda yapılan araştırmalarda 200 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Mariupol'de uzun süre direndikten sonra Rusya'nın eline geçen Azovstal Çelik Fabrikası'nda mayın temizleme çalışmaları sırasında patlama yaşandı. 3'ü ağır, 4 Rus asker yaralandı. Moskova yönetimi Mariupol limanında mayın temizleme çalışmalarının tamamlandığı bilgisini verdi. Birkaç gün önce Türkiye'den buna benzer görüntüler ekranlarınıza getirmiştik. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde hırsızlar bir kuyumcu dükkanını soymak istediler ama neye uğradıklarını şaşırdılar. Başlarına gelmeyen kalmadı. Dükkanı işleten iki kardeş inanılmaz cesur ve mücadeleci bir tavırla hırsızları gerçekten kovaladılar. Yumruklarıyla durdurdu işletmeciler ve böylece milyon dolarlık bir soygunu da önlemiş oldular. Kuyumcuyu soymaya çalıştılar. Beklemedikleri bir direnişle karşılaştılar. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinden.
Dört hırsız güpegündüz kuyumcu dükkanına girdi. İçlerinden biri cam tezgahı kırdı. Dükkan sahibi iki kardeş hırsızlara müdahale etti. Hırsızlardan biri yumruk darbeleriyle yere düştü. Yerdeki hırsız tekmelerle sersemledi. Dükkanda çalışan bir işçi de eline geçirdiği bir sandalyeyi hırsızlara savurdu. Milyon dolarlık mücevherleri çalma planı yapan hırsızlar sadece 7700 dolar değerinde 3 yüzük alarak kaçtı. Çok güçlü yumruklarla mücadele etmişler gerçekten. Meksika'nın başkenti Mexico City bugünlerde fırtınanın etkisinde çok şiddetli rüzgarlar var. Bakın koca ağaç, kocaman ağaçlar yıkılıyor bu şiddetli rüzgarda. Bir çift de sokakta kendi halinde yürürken işte böyle bir tehlikeden son anda kurtuldu. O anda kaçmaktan başka çareleri yoktu. Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldular. Meksika'nın başkenti Mexico City'de yaklaşan yoğun yağışlar ve etkili fırtına sebebiyle sarı alarm verilmişti. Kentte fırtına 56 ağacı devirdi. O ağaçlardan birinin devrildiği an güvenlik kamerasınca kaydedildi. O esnada bir çift sokakta yürüyordu. Şiddetli rüzgarı ve ağacın devrileceğini fark eder etmez kaçtılar. Onlar ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu ama olan park halindeki araçlara oldu. Bu görüntülerle birlikte ana haber bültenimizde bu akşam da veda vakti geldi. Efendim gelişmelerle yine karşınızda olacağız tabii ama birinci sayfa programı saat başında Cengizhan Cevahiroğlu ile karşınızda olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.